Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir Allah'a aittir. Biz mütevazi olacağız. Mütevazi, biz tevazu ehli olacağız. Bizim bakanımız mütevazi olacak. Belediye başkanımız mütevazi olacak. Milletvekillerimiz mütevazi olacak. Hani tevazuda toprak gibi olmak var ya, Mevlana'nın ifadesiyle böyle olacağız. Yoksa bu makamların bize vermiş olduğu zenginlik hiçbir işe yaramaz. Makamı güçlü kılmaktır asıl olan. Makamdan güç almak değil. Eğer makamdan güç alarak yoluna yürümeyi düşünüyorsan, geldiğin gibi bu millet seni göndermesini de bilir. Ve hiçbirimiz, her zaman söylüyorum, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olsan ne yazar? Yarın ölecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer ne? 2 metreküplük bir mezar. Oraya defnederken hoca efendinin söyleyeceği ne? Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek ki. Er kişi niyetine diyecek. Namazı kılacaklar, mezara gömecekler, ondan sonra da herkes çekip gidecek. Ama eğer bu kubbede hoş bir sada bırakırsan, ondan sonra da seni hayırla yad ederler. İşte bizim onu yapmamız lazım. AK Parti'ye zaten bu yakışır. AK Parti böyle bir medeniyetin mensubudur. Böyle bir geleneğin mensubudur. Bu bize yakışır. 16 senedir bu işi eğer buralara getirmişsek, Rabbimin lütfu bunu yaptığımız içindir. Ama son zamanlarda da gerileme başladıysa, bunun sebebi de bazı maalesef yaptığımız yanlışlardır. Kendi çıkarını, partisinin ve ülkesinin çıkarının önünde tutan hiç kimse AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Davası ve ülkesi için çalışacak, milletimizle kucaklaşacak, proje üretecek herkese yüreğimiz ve kollarımız açıktır. Tüm arkadaşlarımızın da bu anlayışla hareket edeceklerine inanıyorum.